sevgili Elif sevgili Kenan Bey'le başlayacağız. Birisi dede, birisi anneanne. Torunları Yağmur. Ocak ayından beri ortalıklarda yok. Onu birileri, arkadaşları alıkoyuyormuş. Sevgili Elif Hanımcığım, sizin torununuz Ocak ayından bu yana kayıp. Değil mi? Evet. Peki nasıl kayboldu? Sizin yanınızda mıydı, annesinin yanında? Annesinin yanındaydı. Annesinin yanında kayboldu. Evet. Mersin'deydi. Mersin'de. Evet. Biliyorum Semra Hanım Yağmur'un babasından ayrıldıktan sonra bir evlilik, ikinci evlilik yapıyor. Evet. Şu anda Mersin'de yaşıyor. Evet. Semra Hanım anlatır mısınız nasıl kayboldu, nereye gitti? Bir anlatır mısınız lütfen? 10 Ocak, o günü bir anlatır mısınız? 10 Ocak işte... O gün yani akşamından, 9 Ocak'ın akşamından bana hastaneye gideceğini söyledi, randevu aldığını, boğazının ağrıdığını söyledi. Tamam. Tamam dedim ben de. Sabah oldu, 8-9 gibiydi, ben içteydim. Konuştuk kendisiyle, mesajlaştık, telefonda konuştu. Yeni uyandım dedi, hiç erken kalkmazdı, hep geç kalkardı. Sizin yanınızda mı kalıyor, nerede kalıyordu Yağmur peki? Kendi yanımda. Benim yanımda kalıyor. Ha, sizin yanınızda benim kalıyor, yanımda. Siz o sırada neredeydiniz peki? Yani boğazım ağrıyor. İçteydim ben. Ha, akşam siz... konuştuk, sabah kalktım, işe gittim, kendi evde uyuyordu. Uyuyordu evde. Sonra boğazım ağrıyor, hastaneye gideceğim demiş. Peki hastaneye gidiyor mu? 10 Ocak'ta. Hastaneye hiç gitmemiş yani. Kalkmış, hazırlanmış. Aha. Saat 1 gibi falan şehirden çıkmış. Saat 1 gibi evden gidiyor. Evet. Ki, peki aynen, o gün konuştuğunuzda ya da siz konuştunuz mu Elif Hanım torununla en son ne zaman konuştunuz? Ben 2-3 arasıydı. Ben kendim telefon ettim. Onda bir gün önce zaten hastayım demişti. En son kaç gibi görüştünüz? O gün 2'de görüştünüz. Bir daha kendisiyle görüşebildiniz mi? Evet. Ondan sonra da işte 2.30'a kadar gene böyle ara ara görüştük. 2-3 tamam. defa görüştük. Bir de görüntülü aradım. Açmadı. Açmayınca ondan sonra da bayağı bir süre girdi ortaya. Tamam. Annesi beni aradı zaten. Kızım aradı beni. Anne dedi Yağmur'da, Yağmur telefonları kapalı, sen ulaşıyor mu dedi. Yok ben de ulaşamıyorum dedim. Gelmedim eve. Yok anne gelmedi dedi. En son gittiğinde sizi hiç ayın 5 Mayıs'ın 17'sinde bir aramış Yağmur, sizi bir telefonla bir aramış. Kim aradı? Evet. Ben aradım, konuştum kendisiyle. Ha, konuşabildiniz Mayıs'ın 17'sinde. Ne dedi size peki? Ne dedi size? Ya zaten her konuştuğumda bana karşı öfkeli, sinirli, konuşmak istemiyor. Ne var, niye arıyorsun? Aramayın, vazgeçin, öldü sayın. İşte de daha mı yakındasınız, düşün yakından. Bu şekilde konuşuyor. Yani sizin onu sohbet etmeye çalıştım. Peki aranızda problem var mı Yağmur'la? Sizin aranız nasıldı anne kız? Hayır. Hayır, iyiydi, gayet iyiydik. Hiçbir sıkıntımız, öyle çok büyük bir şeyimiz yoktu. Siz şu anda onun Ferhat ya da Hatice'nin, Hatice diye o kişilerin yanında olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, ikisi zaten yaptım. Aklını çaldı. Onun aklını ikisi çaldı. İkisi. Ferhat ve Hatice. Evet. Bunlar Mersin'de mi yaşıyorlar? Evet, evet. Bir de iş yeri vardı. Dolandırıcılık yapıyormuş. Evet. Her odaya yani böyle bir daireler tutuyormuş bu Ferhat. Evet. Yani her kişinin elinde birer tane telefon veriyormuş. Aha. Yani herkesi bir oraya koyuyormuş. İşte ürün ne sattıklarını bilmiyorum. Da ürün işte sana 20 milyar diye herkes bir odaya bir telefon. O hatlar akşam sabah olunca da geri kırıp atıyorlarmış. Hı. Herkes yani mesela sen bana 20 milyar yolla yolla, ben sana hemen şu ürünü göndereceğim diyorlarmış. Alıyorlarmış. Yani ürün mürün yok. Ürün ortada. Yok yani aslında. Evet, sözü bunu şey pazarlama yapıyorlar aynen, ama aynen, pazarlama aynen. derken parayı alıyorlar, ürünü falan aynen, göndermiyorlar. Aynen, aynen. Dolandırıcılık yapıyorlardı. İşte biz de buna çok kızdık, çok şey yaptık. Gitme yanına. Çalışma dediysek de baş edemedik yani. Peki siz daha öncesinde bu kişilerle birlikte dolandırıcılık yaptığını anlattı mı Yağmur? Ya En son ben öğrendim yani. Nasıl öğrendiniz? Şöyle kız arkadaşları yine gelmişti, kendi odasına çekilmişti biliyor musun? Ha. Ben bunlara çay kahve götürdüm yani, yiyecek atıştıracak bir şeyler götürmüştüm. Yani orada konuşuyorlardı. Bana çık çık dediler, tamam çıkacağım dedim ama ben orada yani kulak misafiri oldum bunlara. Dolandırıcılık yaptığını yani. Bunlar 3-5 yani 5-6 kişi erkek, 5-6 tane böyle kız aldı bu da alı yani, hem de iş yerinde yatak varmış yani. Hı. İş yeri dediğin, iş yeri değil orası yani, Mersin'de mi oluyor evet, bunların hepsi? Evet, Mersin'de hepsi? Yani bunlar şöyle bir haftalık, 3 günlük, 5 günlük yani böyle yani aylık değil, böyle ev tutuyorlarmış. Hı-hı. 3 günlük, 5 günlük. Bunların başında peki Ferhat mı var? Başlarında daha hayır, başka birileri de var Ferhat'ın mı? Ferhat'ın iş yeriydi. Bir de ondan sonra Ferhat bayağı bir uzun süre yani çalıştırdı bunlar böyle dolandırıcılıkla. Ondan sonra da şey Ahmet'in yanına girdi. Ahmet de Ferhat'ın abisi. Ondan sonra da oraya girdi. Ben de kızdım buna yani. Tamam Ferhat'ın işi bitti.
gelirse artık çıkacaksın işte dedim. Yeter artık bitsin dedim. Tamam. Okulu da bıraktırdılar zaten sana. Hayatını da kararttılar dedim. Ay, hayır bir peki, şey peki bunlar ne zaman oldu Elif Hanım? Siz ne zaman torununuzu bu kişilerle yani o sırada telefonla dolandırıcılık yaptığını duydunuz? Ben bunu duyanı bir yıl oldu yani. Peki bir gittiğinde bir götürdüklerinde orada alıkoyuyorlar diyorsun. Ne zaman olmuştu olay alıkoyma olayı? Bu ilk 17 yaşındaydı zaten benim kızım da 18 olmamıştı. Hı hı. Evet. Arkadaşlarla gezmeye gideceğim diye çıktı gitti. Gelmedi. Aradım geldim geliyorum gelmek üzereyim. Ferhat abigildeyim falan diye o şekilde konuştu durdu. Daha sonra bir baktım işte aradım geç oldu saat bayağı. Ulaşamıyorum falan. Yağmur'un telefonu da artık Ferhat cevap vermeye başladı. Arama kızı ne yapacağım boş ver yat git bekleme falan deyince ben de huylandım. Kalktım eşimle karakola gittim şikayette bulundum. Sahip başvurusunda bulunduk. Sabah ortaya çıktı. Sabaha kadar tabii hiç uyumadım. Sokaklarda arıyorum, her yeri geziyorum. Evin içine sığmadım zaten. Peki sonra kendisi mi geldi? Nasıl geldi eve? Kendisi geldi. Aranması olduğu için kendisi duymuş. O şekilde eve geldi. Kızdı bana. Hadi gidiyoruz karakola. Ferhat abiyi içeri alacaklar. Hemen şikayetini geri al falan diye. Ne olduysa o gece oldu. Ondan sonra kızım asla bunlardan kopmadı. Resmini mi çekti, şantaj mı yapıyor, bir şey mi alıştırdı, tehdit mi ediyor bilmiyorum ama bunlardan asla kopamadı. Aynen. Yani 17 yaşında bir gece götürüyor Ferhat. Evet. Arkasından evet. Da o günden sonra sürekli onlarla beraber diyorsunuz. Aynen. Peki o gece yani Ferhat öldese ölecek derecede o dereceydi. O kadar bağlı Ferhat'a yani. Gittiğinde hiç aradınız mı Ferhat'ı Hatice ile falan konuştunuz mu? Hatice hiç telefonlarımı açmıyor. Ferhat kendi açıyor. Hı-hı. Diyor ki işte ben sana arama diyorum. Ben sana para göndereyim. Bir yüklü para göndereyim. Bu kızla vazgeçin artık. Hı-hı. Ölü bilin bunu. Ondan sonra bir de eşim aradı biliyor musun? Eşim bu şey mi mal mı sizden satın alacak i̇şte da para göndereyim işte. Yani. Ondan sonra eşim çaldırdı. Eşime diyor bana diyor ki eşime diyor ki ne karayolundan mı salayım yazda kadar bizi böyle oynattı. Karayolundan mı salayım hava yoluyla mı salayım? Karayoluyla mı salayım hava yoluyla mı? Yazda kadar bizi böyle avuttu. Kızıyla Semra Hanım kızıyla konuşmuş. Evet. Hiç yakın zamanda sen torunla konuştun mu? Ben geçen perşembe günü var ya geçen perşembe evet. Benim telefonum çaldı baktım kızımmış. Anne dedi ben duydum sen dedi Show TV'ye çıkacak mısın? Evet çıkacağım dedim. Didem Hanım'a çıkacağım dedim. Kim söyledi? Semra Hanım mı? Yağmur yok, mu? Yok Yağmur söyledi. Kızım diyor. Ondan sonra benimle konuşmak istemedi. Benimle niye konuşmuyorsun dedim. Sen gidip kayıp ilanında bulunuyorsun dedi. Ben sana kırıldım seninle hiç konuşmayacağım dedi. Neredesin deseydin hepimiz. Dedim neredesin? Neredesin o zaman yani? Söyledim numaranı söyle adresini söyle bak hele gül yüzlüm sen neredesin dedim. Ölüyorum bitiyorum dedim sana. Hayır dedi ben şimdi sizi istesem dedi siz gelip beni bulacaksınız dedi. O yüzden numarayı da adresi de vermek istemiyorum dedi. Sen bir kızına Yağmur'a bir sesle özür dilerim torununa. Tabii ki. Bir seslenir misin lütfen? Yağmur kurban olayım ne olur dön gel Yağmur. Yağmur kurban olayım valla annesizlik babasızlık zor. Gel canımın içi gel sesini de ben salamıyorum ben bak. Yedi sülale patağı kimse bile duymadım gördülerse de burada duymuşlardı. Ya ne olur gel Yağmur yavlanıyorum ayaklarını kurban olayım ne olur gel. Burak nasıl biri? Kimse bilmedi. Burak'ı tanıyanlar tanımıyorum dedi. Mesela her gerçekleri söylemiyor neymiş diyor. Neymiş gerçekler? Neyi saklıyorsunuz gerçekten merak ediyorum. Ben buradayım. Ben kaçmıyorum. Burak Turna cinayetiyle devam ediyoruz. Murat, Burak silahlara meraklı mıydı? Meraklıydı abla. O evde bulunan kuru silahı da çantada taşıdığına şahit oldum ben bir iki kere. Ne zaman taşıdı onu? Hangi süre zarfında onu bilmiyorum. Ama onun sırt çantası vardı. Genelde yanında taşıyordu. Evet öldürüldüğü gün de yanındaydı. He. İşte o çantada bir kere şahit oldum. Hatta çanta ağırdı. Bunun içinde ne var dedim. Kursik silah var dedi. Taşıma ruhsatı da var bunun dedi. Evet. Ben de dedi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum. Peki o kuru sıkıyı normal bir şey tabancaya çevirmeyi düşündü mü? Silahı. Hayır abla öyle bir konuşmamız geçmedi hiçbir zaman. Bozuk tamam. Dedi tamire vereceğim dedi. Bozuk dedi tamire vereceğim. Bozuk muymuş peki kuru sıkı? İlk günden itibaren bozuktu zaten o. Ha bozuk muydu? Hatta garajın oradan bir tane bir şeyden almıştı. Faturasını evde buldum ben hatta. Şans babanın evinde olan kuru sıkı bozuk mu? Bozuk tabii. Tamire götürmediniz yani. Hiç ya ellemediniz. Bilmiyorum bozuk olup olmadığını yaptırıp yapmadığını bilmiyorum. Yaptırmak için zaten oraya koymuş diyor abi. Şimdi bir ihbarcı bize iki tane fotoğraf attı. O fotoğraflarda senin de bir silah merakın varmış.
Evet var abla. Ben zaten bunu saklamadım, söyledim size de. O fotoğraf aynı zamanda Murat'ın yanındaki kişinin de Burak'la ilgisi olduğu söyleniyor. İhbarcı ile bize geldi. Silahın görüntüsü ekranlara gelsin. Fotoğraflar ne zaman çekildi? Ben askerden geldikten sonra olması lazım abla. Hatta o tek çekildiğim fotoğraf bayram günüydü. Bayram günü, elinde bir silah var. Evet, sokağa çıkma yasağı vardı o günde. Mahalle, kendi mahallemiz orası. Evet. O dönemde peki Seher'le Burak evli miydi? Yani evliydi abla. Evet, askerden geldiğim sıralar evliydi onlar. Evet, senin yanındaki kişi kim? Diğer fotoğraftaki. O fotoğrafa mahalleden geçelim. Mahalleden çocukluk arkadaşım ablam. Adı Selim mi? Hayır. Tilki Selim'i tanıyor musun? Hayır abla. Hiç duymadım öyle birini. Hı? Hiç duymadım öyle birini. Şimdi gizli tanığın dediklerini söylüyorum. Tilki Selim diye biri varmış. Bu kişi seninle telefonda görüşüyormuş o zamanlar. Selim diye bir tanıdığım olmadı ki şimdiye kadar, nasıl görüşecek benimle. Hatta Murat'la buluştuk diyor, hep beraber bir eve gittik diyor. Tilki Selim yanında. Selim diye birisi varmış, yanımızda birisi daha varmış, biz toplanmışız eve gitmişiz. Evet. Ben Selim diye birini tanımadım şimdiye kadar. Ya yalanı söylüyorsunuz bari de adam akıllı söyleyin ya. Tamam söyleyeceğim ama şu anda o kişinin can güvenliği açısından söyleyemiyorum. Sonra siz bir eve gitmişsiniz. Bir dakika, o eve gitmişsiniz. Oraya Burak da gelmiş. Madde getirmiş. Evet. Hatta getirmiş? Burak Tilki Selim'le koridorda bayağı bir konuşmuş. Seher'le evliyken o kişiyle. Siz beraber kızları almışsınız beraber, tamam mı? Tilki Selim'le beraber, sen de beraber, sonra Burak da gelmiş oraya. Sonra o eve Burak bir madde getirmiş. Benim maddeyle hiçbir zaman işim olmadı abla. Tilki Selim diye birini de tanımıyorum. Ben Burak abimle hiçbir zaman... Bu fotoğrafları bize, o gizli tanık gönderdi ama. Abla, o fotoğraflar benim Facebook'umda var zaten, girip... Aşağı kadar baksanız var yani. Açık mı senin profilin? Profilin herkese açık mı? Açık abla. Arkadaşın olmayanı girebiliyor mu oraya? Girebiliyor. Girsinler arka taraftan baksınlar. Aşağı kadar inebilirler yani. Hatta bu Tilki Selim Burak için demiş ki işini bilir, çok hovardadır ifadesini kullanmış Burak için. Bu Tilki Selim kimmiş? Bu Tilki Selim'i çok yakından tanıyan kişi bize bu ihbarda bulundu. Hatta bağlansın bence. Şu anda konusunu söylüyor. Telefonu tabii, her şey bizde saklı. Biz bunu emniyete paylaşırız emniyet isterse. Çünkü soruşturma eğer Ecep Orozoğlu beraat ederse şeyde de, Yargıtay'da da, İstinaf'ta da ya da. Olarak bağlansın abla. Evet. Nerede buluştuklarını söylesin madem. Sonra diyor ki Burak için önemli şu ifadeyi şey kullanıyor. Dikkat edin diyor. O sırada evde bazı kızlar da varmış. Tilki Selim o kızlara demiş ki dikkat edin, onunla Burak'la çok muhatap olmayın. Çünkü kadınlara çok düşkündür ifadesini kullanmış bu Burak yanındaki için. Bu yanındaki kişi Tilki Selim mi diyor yani, Murat'ın yanındaki kişi? Tilki Selim'miş, evet. Ablacığım, ben Selim diye birisini tanımadım ki. Yanındaki kişinin adını ver, soy ismini vermeden adını ver. Yanındaki kişi Emre. Emre. Evet, mahalleden arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Peki Burak evlendikten sonra da yasaklı madde işi yapıyor muydu? Hayır abla, ben en son işte bu Bozkurt'taki çalıştığı yerde biliyorum. Şimdi senin sosyal medyanda, şimdi arkadaşlarım senin sosyal medyana bakmışlar. İki tane Selim diye arkadaşım varmış sosyal medyanda. Tamam Selim diye var. Da ben Tilki Selim diye birini tanımıyorum. Ama ben sana sordum, Tilki'yi boş ver, sen Selim dedim, Selim'i de tanımıyorum dedin. Tanımıyorum abla, ben Selim diye birisiyle hiçbir zaman yan yana gelip oturmadım ki. Ama iki tane arkadaşım varmış canım benim. Tamam abla, adamlarla Facebook'ta arkadaşım diye yan yana gelip oturmam mı lazım ya? Bir tanesi de 2022 yılında cezaevine girmiş.
Neymiş bu Selim? Selim soyadı neymiş? Ona ben bakayım bir. Sen senin arkadaşların bilmiyorum. Senin sonuçta Selim diye arkadaşın var. Hatta iki tane arkadaşım var. Tamam, Facebook'tan vardır, evet. E tamam, ben o zaman hadi diyelim Facebook'tan bu kişi senin fotoğraflarını edindi, gizli tanık. E Selim'i nereden bilsin? Abla işte ben Tilki Selim'i bilmiyorum, mesele o. Tilki'yi boş ver. Hangi tarihte tamam, olmuş diyor gizli tanık? 2018. Abla ben, 2018 Burak, o sırada seninle evli. Ya mesele şu, o Selim denen kişiyle sen kızları alıyorsunuz, bir eve gidiyorsunuz. O evde Burak size yasaklı madde getiriyor. Hatta o kişi oradaki kızları uyarıyor. Selim diyor ki aman dikkat edin bu çocuğa. Böyle bu kızlara falan böyle çok şapkındır. Kadınlara düşkündür. Dikkat edin, kendinizi koruyun bu adamdan. Hatta şu ifadeyi kullanmış Burak için. Sözü geçen çocuk. Gizli tanık. Arkadaşa buradan selamlarımı söylüyorum. Benim Selim'le yan yana bir fotoğrafım, bir kare tamam. Varsa... Tamam tamam, bir dakika. Şu anda sorduk o şeye. Dursun Hanım sordu, koordinatörümüz. Tilki Selim'miş lakabı ama gerçek adı Abbas'mış. Abbas. Hı? Ya ablacığım gözünü seveyim, hiç görmediğim, tanımadığım insanlar bunlar. İsimlerini ilk defa duyuyorum sizden ya. Murat'cığım şu soru şu. Seher'le evliyken yasaklı madde kullanıyor muydu? Ticaretini yapıyor muydu Burak? Benim yanımda yapmadı, kullanmadı abla. Sen duydun mu? Hayır, hiçbir şekilde duymadım. 2018 yılında Burak ne iş yapıyordu? Çalışıyor muydu bir yerde? 2018'de ocağa kadar falan çalıştı. 2000 Hayır pardon, 2018. Görünürde bir restoranda çalışabilir yani. Sürekli Burak'a sen o kadar net konuşuyorsun ki Seher. Sen Burak'a daha önce mesaj atıyorsun. Yani tamam mı? Yani cinayetten kaç ay önceydi? Burak'a mesaj atıyorsun. Sonra Burak sana akşam 6 gibi dönüyor. Sonra sen bir bakıyorsun ki aslında o sırada başka bir yerde seni sana yalan söylemiş. Tamam mı? Evet. Sen nereden bu kadar eminsin Burak'ın bu işleri yapmadığına? 4 saat, emin 5 saat, mi? 6 saat boyunca bu çocuk ortalıklarda yokmuş. Sen kendin söyledin. Ama böyle bir şey olsa çıkmaz mıydı? Ama bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Ya daha öncesinde ilk durun ifadesine göre Denizli de maalesef bir şeylere bulaşmış. Yani bağlansana, Burak'ın öldürüldüğünü nasıl öğrendi? Bunları emniyete gidip ifade verdi mi? Bunların bilgisini verdi mi? Ya benim de çok sorum var şu an. O kişi zaten şu an cezaevinde Abbas. Burak Denizli'ye geldikten sonra şimdi Afyon'da bir çevresi var. Değil mi Murat? Bunu bir evet. Şekilde o çevreler hatta Burak'a bazı işler yaptırmak istemişler. Sen kendin söyledin. Hatta Burak senden de bazı şeyler beraber yapalım demiş. Sana da teklifte bulunmuş. Fake hesaptan evet. Sana silahlı fotoğraf göndermiş. Evet. Sonra bir tane gizli tanık geldi burada, dedi ki bana işte silah ticareti yapmak istediğinden bahsetti. Değil evet. Mi? Sonra bunlar hepsi asılsız şeyler ama. Ama bir asılsız olup olmadığını bilmiyoruz ki. Burada bir tanık geldi. Ama sırtı... Murat diyor ki hani Burak'tı o diyor. Sonra Burak oldu ortaya çıkıyor zaten. Böyle bir şey yok yani. Varmış gibi gösteriyor. Onun gözünü korkutmak istiyor. Hani kendini yüksekten göstermeye çalışıyor. Kendini yüksekten göstermeye çalışıyorsa eğer bu ihbar ne? Abla. Onu bilmiyorum. Söyle gerçekten. Murat. Bu silah ticareti mevzusu vardı ya hani. Evet. Silah muhabbetini ben polislere söyledim. Öyle bir muhabbet yok. Hiçbir şekilde görüşmesi kaydı falan filan yokmuş yani.